Değerli katılımcılar, öğleden sonra oturumuna hoş geldiniz. Biraz gecikmeli başlıyoruz. Hem önceki toplantı biraz sarktı. Öğlen yemeği yeni gelen arkadaşlarımızla konuşurken hakikaten son derece önemli bir konu. Bu tür toplantıların daha odak gruplar şeklinde devam etmesi dileğiyle ben bu oturumu açıyorum. Ve ilk konuşmacı olarak Sarper... Mikrofon yok mu sesle? Mikrofon çalış. Çalışıyor. Evet, şu anda nasıl? Tamam. İlk konuşmacımız Sarper Arıkan. Kendisi görme engelli birimlerinin iPad eğitimi konusunda. Ben hemen sözü veriyorum. 10-12 dakika içerisinde toparlayacağını ümidiyle. Değerli konuklar, öncelikli olarak hepiniz bu anlamda organizasyona hoş geldiniz. Bugünkü size sunacağım bu konu, görme engelli bilimlerinde tablet PC eğitimi ve tablet PC içerisinden erişilebilir konu olarak ben iPad'i seçtim. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Evet, tabii öncelikli olarak görme engelli destek teknolojilerinin tanımını yapmak gerekiyor her şeyden önce. Görme engel destek teknolojileri dediğimiz çözümler uyumlaştırılmış veya önceden üretilmiş yazılımsal ve donanımsal tüm sistemlerin hepsini kapsar. Bunlar elinizdeki sistemlerin içerisinde hazır gelebileceği gibi sonradan üzerine program kurularak da bir sistem erişebilir hale getirilebilir. Tabii bunun için yazılımı ve donanımın elverişli olması lazım. Şimdi ben şöyle bir gruplama yaptım. Şimdi fiziksel özelliklerine göre aslında çok sıra basit bir gruplandırma. Hissedilebilir arayüze sahip olanlar, dokunmatik arayüzdeki son dönemde gerçekten karşımıza çok çıkmaya başladı. Ve hibrit, yani hem hissedilebilir arayüze hem de dokunmatik arayüzünü birlikte sunan sistemler arkadaşlar. Bunlar fazlasıyla hayatımıza girecekler bizim. Evet. Evet, hissedilebilir arayüze sahip olanlar kısmında iki gene burada bir gruplandırma yaptım. Birincisi, standart bildiğimiz tuş girişiyle yazılımları ve donanımların yazılımları ve üçüncü parti uygulamaları yönetebildiğimiz sistemler. Yani bu bizim kullandığımız dokunmatik olmayan bilgisayar veya görme engel destek teknolojileri içerisinde örnek verirsek kitap okuma makineleri ve benzeri ürünlerin hepsini adlandırabiliriz. İkinci gruptakiler ise kabartma sistemler. Tabii onlara yavaş yavaş geçelim. Evet. Standart tuş girişine sahip olanlar dedik. Standart tuş kullanıcı tarafından donanımın yazılımlarına ve üçüncü parti uygulamalarına müdahale edebildiğimiz sistemler. Standart tuş girişiyle yapılabilir. Kabartmaya geçelim. Evet, burada kolay kitap okuma makinesi dediğimiz bir kitap okuma makinesi var. Örnek olarak görüntüde bunun görselini görüyorsunuz. Üzerinde yönetebildiğimiz düğmeler var. Bunlarla işte cümle cümle okutabiliyoruz. Paragraf paragraf, satır satır okutabiliyoruz. Veya hız ayarlarını yapabiliyoruz. Bu sistemin içerisinde kendi TTS'i var. Ekran okuyucu sistemi var. Devam edelim şimdi. Evet. Kabartma tuş girişine sahip olan cihazlarda düğme, bu sistemlerin genelde düğmeleri kabartma Braille alfabesiyle etiketlenmiş düğmeler olabiliyor. Ve bu sistemler sayesinde biz yazılımları ve donanımları çok rahat bir şekilde yönetebiliyoruz. Şimdi Braille ekran örneği görüyorsunuz, görseli. Evet, Braille display örneği görüyoruz şu an. Evet, şu an devam edelim. Ve dokunmatik arayüze sahip olanlar ki son dönemde bizim en çok kullandığımız sistemler, doğrudan arayüzle etkileşime girebiliyoruz. Herhangi bir tuşa dokunmadan doğrudan
sistemin ekranına dokunsal yöntemle işletim sistemini yönetebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Ve gene son dönemde özellikle birçok bilgisayarda karşımıza çıkacağı gibi hibrit sistem, yani hem dokunmatik hem tuş girişini barındıran sistemler var. Bunlar özellikle yeni nesil Intel Haskell işlemcili birçok bilgisayarda karşımıza artık çıkmakta ve işletim sistemine gerek ayrılabilir ekran gerek kayabilir ekranda dizüstü bilgisayarlarında çok göreceksiniz bu sistemleri. Evet. Şimdi biz dokunmatik sistemlerde 3 tane temel nokta var arkadaşlar. Bu cihazlar bize sesli geri bildirimde bulunurlar. Bu cihazların içerisinde hazır gelebilecek gibi erişilebilirlik seçenekleri üzerine sonradan kuracağımız bir yazılımla erişilebilir hale gelir. Ve bütün bu sistemlerin en ortak özelliği ise parmak hareketleriyle bizim onları yönetebiliyor olmamızdır arkadaşlar. Evet. Şimdi işletim sistemlerine göre dokunmatik çözümleri günümüzde bir bakalım. Birincisi iOS VoiceOver. Apple'ın üretmiş olduğu işletim sistemi ve cihazlar. Bunlar içerisinde gerçekten çok gelişmiş bir erişilebilirlik seçenekleri sunuyor ve bunlarla parmak hareketleriyle yaklaşık 20'ye aşkın bir parmak hareketiyle biz etkileşime girebiliyor ve erişilebilirlik çözümü kullanabiliyoruz. İkinci çözümümüz Android. Android'de TalkBack yakın okuyucusu var ve bununla birlikte gene ekran büyütme veya dokunma güçlüğü çeken tıpkı VoiceOver'da olduğu gibi Apple'da olduğu gibi erişilebilirlik çözümlere gelmekte. Ve tabii ki aslında çoğumuz bunu kullanmıyoruz ama böyle de bir çözüm var. Windows 8 tablet sistemleri var. Windows 8 ve Windows 8.1. Bunlarda da JAWS, Windows ve NVDA dokunmatik kullanıma izin verebilmekte. Tabii bunlar katalogda hani kullanım kılavuzundan anladığımız kadarıyla henüz test etmedik. Ama böyle bir çözüm olduğunu bilelim. Evet. Tabii ki. Yok, fona kesin, çünkü fonun bir kere tasarımı farklı. Onlardaki işlemci Intel değil, ARM işlemciler. Bu yüzden Windows Phone 8'e şu an için Mobile Speak paketinin dışında bir çözüm olduğunu zannetmiyorum ama Mobile Speak'in son versiyonu kurulduğunu duymuştum tarzı şeyler, yurt dışındaki görüşmelerinden ne kadar da bilmiyorum. Windows Phone 8 destekliyor diye söylemişlerdi fakat kesin bir denemediğim için size bunu sunamıyorum. Ama Windows 8'de Nvidia'nın hepinizin bildiği gibi parmak hareketlerini desteklediği ya da Windows 8.1 veya 2'nin ve ileride JAWS'ın da muhtemelen 15 versiyonuydu galiba. Bununla birlikte geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi bir sonraki slide'ımıza bir geçelim isterseniz. Şimdi VoiceOver'ı biz arkadaşlar bir takım parmak hareketleriyle kullanıyoruz. Bunlar tek parmak hareketleri. Tabi bunların teker teker vaktimiz olmadığı için anlatamayacağım ama tek parmak hareketleri 2, 3 ve 4 parmak hareketleriyle kullanabiliyoruz. Özellikle bunun en güzel testini ayarlar, erişilebilirlik, ayarlar genel erişilebilirlik VoiceOver ve VoiceOver denemeler kısmında gözlemleyebilirsiniz. Çünkü parmağınızı koyduğunuz hareketleri yaptığınızda size ne anlama ifade ettiğini söyleyecektir sistem. Evet. Şimdi iPhone'larda, iOS sistemlerde erişebilirlik konusunda ne gibi seçenekler sunuyor? Onlara bir bakalım. Kısaca VoiceOver görme engelliler için, bizler için. Gene az görenler için ekran büyütme çözümü, dokunmatik, dokunma güçlüğü çekenler için var. İşitme engeller için de çeşitli çözümler gene iOS sistemlerde gelmekte arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi VoiceOver'da kısaca aslında yapılabilecekleri maddeleri çoğaltabiliriz ama genel olarak ana ekranda gezme ve düzenleme işlemleri yapabiliyoruz. Uygulama kurup uygulama yükleyebiliyoruz. İnternet ve e-posta uygulamalarını gerçekleştirebiliyoruz. Bunun yanı sıra gene devam edelim. Metin düzenleme işlemleri yapabiliyoruz. Bunun yanı sıra kabartma metin girişi ve düzenleme işlemleri yapabiliyoruz. Ve elektronik kitap okuyabiliyoruz ve daha birçok şey aslında çoğaltılabilir bu maddeler. Yani temel olarak bunları yapmamız mümkün. Devam edelim.
Evet. Şimdi görme engel destek teknolojileri kapsamında bizim örnek olarak benim gösterdiğim tablet PC nedir? Tablet PC, iPad, voice over ekran okuma çözümünü ve içerisinde iOS işletim sistemini barındıran bir sistem. Bunun içerisinde Apple'ın zaten genel karakteristik özelliğidir o. İster iPhone olsun, ister iPad olsun, hepsinde standart bir işletim sistemiyle gelir. Sadece tek fark şudur iPad'deki. iPad'de birkaç ekran bölümlerinden oluştuğu için fazladan bir hareket yapmanız gerekiyor. Gene bunu router hareketiyle, seçici hareketiyle yapabilirsiniz. Ekran bölümleri arasında gezinme yapabiliyorsunuz. Çünkü birkaç ekrandan oluşuyor iPad'in ekranı. Birkaç ekrana bölüyor bazı uygulamalar. Evet. Şimdi arkadaşlar biz Voice Over ile birlikte iPad eğitimini Akdeniz Üniversitesi'nde tarafından bir takım denemelerle vermeye başladık. Peki bunun eğitimini verirken hangi aşamalardan, daha doğrusu hangi aşamalarda veriyoruz? Öncelikli olarak görme engelli bir bireye, hiç bu çözümle tanışmamış görme engelli bir bireye fiziksel özelliklerini anlatıyoruz. Yani bunun ne kadar kısmını dokunmatik teknolojisini destekliyor ve fiziksel tuşlar neler, bunların fonksiyonu neler, bunları anlatıyoruz. İkinci aşamada temel giriş hareketlerini anlatıyoruz. Nedir işte bir parmak, iki parmak hareketleri var. Bunları anlatıyoruz. En son aşamada da tabii daha ileri düzey, üç parmak, dört parmak hareketleri ve uygulamalar olarak işte kitap okuma, internette dolaşma ve buna benzer uygulamaları fazlasıyla biz kişilere anlatmaya çalışıyoruz. Ve bugüne kadar da yaklaşık 15-20 kişiye biz iPad eğitimi verdik ve vermeye devam ediyoruz. Evet. Teşekkür ederiz beni dinlediğiniz için arkadaşlar. Bir soru var. Aslında. Tabii. Şimdi müsaade ederseniz ben bir şey yapayım. Öncelikle teşekkür ederim Sarper Bey'e. Hakikaten görme engellileri, destek teknolojileri konusunda genel bir bakış ve iPad özelindeki çözümler. Evet, şimdi soruları alalım. Adınızı ve kurumunuzu belirttikten sonra sorunuzu yöneltebilirsiniz. Buyurun. İsmim Önder İşlek, Birmingham Üniversitesi'nde. Sorum şu, iPad eğitimi verdiğiniz öğrencilere eğitim amaçlı iPad'leri de üniversiteniz temin ediyor mu, yoksa nasıl bir uygulama? Şimdi bu benim gönüllü olarak yaptığım bir şey. Öğrencilere kendi temin etmiş olduğum sistemler üzerinden veriyorum eğitimi aslında bakarsanız. Henüz üniversitemizde böyle bir çalışma yok ama belki gelecekte olur. Tamamen bu benim gönüllü çalışmam sonucunda yapmış olduğum bir olay. Soru yöneltmek isteyen var mı acaba? Evet. Bizim de bu iPhone ve benzer eğitimlerle ilgili engelsiz iPhone diye bir grubumuz var. Bu gruba epey 180-200 yakın kişi şu an diye ve yani şeyler güzel tartışmalar geçiyor orada. Hani eğitim anlamında bilmediklerimizi öğrenmek açısından grup arşivi açısından da faydalı. Bu tür eğitimden sonrasında kişilere veya bu tür cihazları kullanacak yeni kullanacak arkadaşların böyle bir e-posta grubuna girmesini tavsiye edebilirim. Kesinlikle. Ondan sonra çünkü buradan epeyce yararlı bilgiler verebilecek birçok insan. Başka soru var mı acaba? Genel olarak destek teknolojileri konusunda da şeyler olabilir. Ben aslında bir şeyi merak ediyordum. Şimdi onu iPad üzerinden araştırıyordum da bir yazılım var. Dokunmatik ekran iPad üzerinde. Hı-hı. Yazıyorsunuz elle yazdıktan sonra. iPad üzerinde bir yazılım söz konusu. Elle yazıyorsunuz, onu algılıyor. Daha çok matematiksel formüllere yönelik. Diyelim karekök kök işareti içerisinde bir rakam yazdınız. Kötü de yazsanız bunu algılıyor. Muhtemelen bilen arkadaşlar var. Bunu mesela sesli şeyi söz konusu olabiliyor mu?
sesli, çıktı. Yaptığın için bu ekran okuyucuyla uyumlu, yani şimdi bu şeyin, bu tarz yazılımların bir takım kriterlerden geçilmesi gerekiyor. Evet. Özellikle bu iOS'ta olsun, Android'de olsun, geliştiriciler eğer erişilebilirlik kriterlerine uyar ise ve bu bağlamda çözüm üretirlerse, bu yazılımda yapılan her şey VoiceOver tarafından seslendirilecektir. Sadece buradaki olay erişilebilirlik kriterlerine uymuş olmaları lazım. Eğer uyulmuşsa muhakkak ki seslendirme yapılacaktır. Yani bunu denemeden bilemeyiz. Çünkü bazı yazılımların erişilebilirlik sıkıntıları olabiliyor. Temel faktör buna ne kadar uymadıkları. Eğer uyulmuşlarsa çok önemli bir çözüm olacaktır. Tabii. Üreticiler derken? Yazılım üreticileri. Tabii yazılım üreticileri özellikle. Yani o erişilebilirlik kriterleri var. Her iki firmanın, yani birçok firmanın var. Bunlara uyumlu şekilde yapmışlarsa muhakkak accessible olacaktır, erişilebilir olacaktır. Şeyin, yazılımın adı da MyScript Calculator diye bir yazılım. MyScript Calculator. Bunu denemek lazım. Bence de öyle tahmin ediyorum. Çünkü yani hani grafiksel bir şey algılayacaktır. Belki de boş geçecek. Yani. Evet, bir soru geliyor. Buyurun. Kendinizi tanıtarak. Merhaba, ben Gökhan Güngör, Engel Seçim Derneği'nden. Kitap okuma makinesinden bahsettiniz.